Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün k -drop'dayız. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Dexon kodunu kullanıyorsunuz ve bu 3000 dolar değerinde çekilişe katılıyorsunuz. Eğer 5 dolar yatırırsanız bir sonraki açtığım çekilişe de katılmış olursunuz. O yüzden yani katılmayı unutmayın. Yani bakiye yükleyecekseniz Dexon kodunu kullanmayı unutmayın. Biz bugün ne yapacağız? Kasa savaşı yapıp arkadaşlar deli gibi katlamayı planlıyorum. Güzel para kazanmamız lazım. Bize ne lazım? Para lazım arkadaşlar gerçekten. Para gerekli yani. Para büyük bir ve bizim de paraya ihtiyacımız var Şunlardan ikişer tane ekledim Bir de Zanteres kasasından iki tane ekledim kobra kasası eklemek istiyorum 5 tane ve buradaki arkadaşlar aşağıdaki kasalardan denemek istiyorum ya mesela bu bıçak kasası koyalım Bir de eldiveni vardı değil mi bunun bir de eldiven kasasından koydum 6000 dolarlık arkadaşlar bir kasa savaşı oluşturuyorum Umarım güzel katlarınızı bak rastgele botları rastgele çağırıyorum artık yani fark etmiyor arkadaşlar ya yani ben mesela bu bot kötü diye çağırıyorum ama çok iyi oluyor. Anlamadım. Direkt av kehribarla başladı. Bu kehribarı sevmiyorum abi. Aslında seviyorum ya. 1700 dolarlık şimdi bize verecek bak. İzleyin. Yazdım buraya. 1700 dolarlık avuk kehribar alacağız. İzleyin. Gelmedi. Gelecek bak şimdi. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım arkadaşlar iyisinizdir. Hava çok sıcak ya. Gerçekten çok sıcak. Ben de bunu üzerime kazak gibi bir şey giymişim. Bunu çıkartacağım şimdi. Yani sıcak. Sıcakların gelmesi güzel. Çünkü artık soğuktan sıkıldım. Gerçekten sıkıldım ya. Abi soğukta hiçbir şey yapamıyorsun. Yani sigara bile içmek istemiyor insan. Vallahi içmek istemiyor. Yani bırakmaya teşvik ediyor. Ben bırakmıştım. Bayadır içmiyordum. Ama e, tekrardan başladık ya. Sıkıntı stres adamı bunaltıyor. Ama bununla alakalı değil de. Yurt dışına gideyim. Ee, şey sigaram bitti. Ee, elektronik ayrı bir şey var onu. Onu bitti. Onu alayım ondan sonra içmeyeceğim yani. Kesinlikle içmeyeceğim. Çünkü insanı mal ediyor. Benim mal olmaya ihtiyacım yok yani. Mal olmamamız lazım. Zeki olacağız. Para kazanacağız. Ama çok kötü gidiyoruz. Yani şu lor kasalarıyla falan toplamamız lazım. Yani şuraya kadar topladık topladık burayı. Eğer toplayamazsak yandık. Vallahi yanlık. Abi ikisi de çok iyi çıkartmış. Biz ikimiz kötü çıkartmışız. Abi Caesar damage aldı. Bizim atağa geçmemiz lazım. Hani buraya da yüklenemiyorum çünkü ben de çok kötü çıkartmışım. Şimdi geliyor bak bu atak. Bak bununla gerçekten güzel item alırsak kazandık. Bir şey yok. İkinciye bakıyoruz. Lor kasasından güzel bir item bekliyorum. Hadi lan. Ah be oğlum ya. Ah be oğlum ya. Ah be bir tanem ya. Ah be balım. Hadi bir tanem. Ananı satayım senin ya. Hadi bir tanem ya. 2000, 2500 dolar fark koymuş bize. Hadi lan. Bloodshot. Hadi sen yap bari. Buraya kadar alamazsak yandık zaten. Alamayız. Yani Zanteres bize sürpriz yapmaz. Karşıya yapar. Hadi oğlum ya. Hadi bak herkese kötü item verdin. Şimdi bize iki tane veriyorsun. Ödeşiyoruz. Adamsın da karşıya da verdin ya. Aynısından karşıya da verdin. Buradan sonrası zor arkadaşlar. Galiba kaybettik yine. Yine moraller bozuk. Abi 3 videodur kaybediyorum. Ee, Baya bir kazanmıştım. 16 video 20 videodur kazanıyordum. Şu an kaybetme şeyine girdik. Ben bir kere kazanmam lazım. Yani kazandım mıydı? Win serüvenine girmemiz lazım. O yüzden kazanmamız lazım. Para lazım. Yurt dışına çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Bir Münih'e gideceğim. Münih baya güzel, baya pahalı bir şehirmiş. Hani gezeriz mezeriz diye düşündüm de. Çok pahalıymış ya Münih. Ama bir görmek istiyorum. Böyle gezilecek yerler falan filan baktım da. Pek bir şey yok ya. Yani bir meydana gidersin, bir bakarsın. Avrupa'da çok gezilecek bir şey yok arkadaşlar hani ekstra. Mesela Türkiye daha güzel ama e, yaşam kalitesi olarak güzel değil. Yani orada da mesela maaşlarla karşılaştırdığında Türkiye'de daha fazla maaş alıyorsun. Ama Türkiye'de aldığın maaşla oradaki aldığın maaş aynı değil. Çünkü alım gücü çok yüksek. Burada alım gücü çok düşük. Alım gücü yüksek olsa vallahi çok güzel. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Önceden Türkiye çok güzeldi. Bak, bundan 3-4 sene önce Türkiye inanılmaz güzel bir ülkeydi. Hani kimse yurt dışına gitmek istemezdi. Ama şu an o kadar iyi değil. Arkadaşlar biz yine kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Ol. Görüşürüz.